Merhabalar değerli elektrik port takipçileri. Tekrar WIN fuarındayız. WIN Otomasyon Fuarında EAE firmasıyla birlikteyiz. Konuğum Erdoğan Demirel, proje satış departmanı müdürü kendisi. Kendisine birkaç soru yönelteceğim. İlk sorumla başlıyorum Erdoğan Bey. Öncelikle takipçilerimize sektörümüzden ve ürün grubumuzdan bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle kısaca EAE hakkında sizlere bilgi vermek isterim. EAE grubu 1973 yılında kurulan elektrik iletim ve dağıtım sektöründe faaliyet gösteren bir firma. Yaklaşık 42 yıldan bu tarafa, bu alanda faaliyet göstermekteyiz. Elektrik enerjisinin iletim ve dağıtım alanında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Busbar enerji dağıtım sistemleri, kablo kanalları, döşeme altı kanal ve boğaz sistemleri ürünlerimizin başında yer alıyor. Ayrıca son dönemlerde geliştirdiğimiz iç tesisat ürünleriyle ofis çözümlerine de hitap ediyoruz. Alçak gerilim enerjisinin tesislerde iletim ve dağıtım konusunda uzman bir firmayız. Ayrıca grubumuz içerisinde kardeş şirketlerimiz var. EAE aydınlatma şirketiyle aydınlatma enerjisinin verimli ürünleriyle ilgili çalışmalar yürütmekteyiz. Verimli aydınlatma armatürleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri ve aydınlatma mühendisliği konusunda uzman bir kuruluşuz. Yine elektroteknik firmamızla birlikte alçak gerilim dağıtım panoları ve fasad aydınlatma konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Data center sektöründe elektrik dağıtım kabinetleri konusunda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Makine sektörü içinde sadece işleme makineleri üreten bir makine imalatçısı kuruluşumuz yer alıyor. Son dönemlerde aydınlatma otomasyonu konusunda otomasyon faaliyetlerini yürüten bir şirketimiz de grup içerisine eklenmiş durumda. Teşekkür ediyorum. Peki 2015 yılı için sektörünüz nasıl gidiyor? Beklentilerinizin üzerinde mi, altında mı acaba? Açıkçası 2015 yılı sektör için zor bir yıl. 2008 yılında yaşanan büyük krizden bu tarafa sektörde kademeli olarak bir büyüme gerçekleşti. 2013 ve 14 yıllarında bu büyümenin üst noktaya ulaştığını görmekteyiz. 2015 yılında ise sektörün ağırlıkla konut sektörüne ve nitelikli üst yapı sektörüne ağırlıklı hale geldiğini görmekteyiz. Bildiğiniz üzere bu sektör kırılgan bir sektör. Son zamanlarda sektörün önemli bir kısmını çevrede yapılan yüksek katlı konutlar ve yüksek katlı binalar oluşturmakta. Bu da açıkçası gerçek bir pazar değil ve sektör için bir takım soru işaretlerini bir arada getiriyor. Buradan biraz elektrik sektörüne inecek olursak, elektrik sektöründe ise Türkiye'nin dışa bağlı satışı fazla olmadığı için bir kırılganlık söz konusu. Biz kendimiz biraz bunu dışında tutuyorum ama elektrik sektörü için açıkçası zor bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Erdoğan Bey, peki sektörünüzdeki rekabet fiyatta ucuzlatma yönelik mi, daha çok sektörü büyütmeye yönelik mi? Açıkçası Türkiye'deki elektrik sektörü bu konuda dengesizliklerle dolu. Bir taraftan kaliteyi artırma çabaları sürerken diğer taraftan fiyat sürekli baskılanıyor. Türkiye'deki elektrik sektöründe arzu edilen kalite ve standartların sağlanamadığını üzülerek söylemek isteriz. Bununla ilgili çeşitli dernekler faaliyet gösteriyorlar, çeşitli mühendislik kuruluşları ve organizasyonları standartların yükseltilmesi için çaba gösteriyorlar. Ancak istenilen noktada bu konuda standartlar yükseltilmiş değil. Sanırım bu konu daha ilk başta işin projesinin yapılmasında, standartların oluşturulmasında ve şartnamelerin yazılmasında başlıyor. Diyebiliriz ki arzu edilen standartlara ulaşılabilmiş değil. Bu konuda standartların yükseltilmesine yönelik gayretlere karşın maalesef üzülerek söylemeliyiz. Sürekli fiyatı baskılamaya ve fiyatı düşürmeye yönelik bir yaklaşım var. Bu da kalitenin artmasına ve gelişmesine, standartların yükselmesine engel olan durumlardan bir tanesi. Tabii bunun da bir çözümü var. Ülkemizdeki şirketlerin hızlı bir şekilde dışa açılması, dış ülkelerde, dış pazarlarda faaliyet göstermesi gerekiyor. Dışa açabildiğiniz ürünlerinizi dışarıya satabildiğiniz oranda standartlarınızı yükseltme şansına sahipsiniz. Ben biraz kendi firmamızı bunun dışına tuttuğumuzu söylemiştim. Biz ürünlerin yaklaşık %70'ini yurt dışı pazarlara satan bir firmayız. Dış pazarlardaki ivme de bize standartların yükselmesi bakımından önemli bir katkı sağlıyor. Teşekkür ederim Erdoğan Bey. Peki Türkiye'deki sektördeki payınız nedir? Bunu öğrenmek istiyorum veya elektrik firması olarak. Biraz önce bahsettiğim üzere grubumuz içerisinde farklı ürün başlıkları olduğunu söylemiştim. Busbar sistemleri, kablo kanalları, aydınlatma ürünleri ve dağıtım panoları anlamında buna farklı değinmek gerekir. Busbar sistemleri alanında %95'lerin üzerinde bir pazar payına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Pazarda yurt içi de yurt dışından zaman zaman farklı rakiplerimiz de olabiliyor. Kablo kanallarında pazarın önemli bir kısmını sağlayan üretim tesislerine sahibiz. Aydınlatma ürünlerinde ise AI'nin yeri daha başka. AI hem teknolojik inovasyonu hem de yeni aydınlatma çözümleriyle öne çıkan bir konuda. Elektrik panolarında ise AI Türkiye'de
sektörünün öncüsü firmalardan birisi konumunda. Pazarda önemli bir yere sahip oluyor. Genelde AI Türkiye'de hem pazarın öncülüğü hem de liderliği konusunda önemli bir bayrağı taşıyor. Erdoğan Bey, bir diğer sorum da şu. Sektöre yeni giren mühendislerde hani sizce yeterli mi bu mühendisler? Eksikleri nelerdir? Öğrenmesi gereken şeyler nelerdir? Ve ara eleman sıkıntısı çekiyor musunuz? Açıkçası bizim gibi gelişmekte olan firmaların karşılaştığı en büyük sorunlardan birisi de bu. Nitelikli yetişmiş mühendislik gücüne sahip olmak. Sektöre yeni katılan genç mühendislerde bu beklentilerimizi büyük oranda karşılayamadığımızı ifade etmek isterim. Bunun temeli eğitim döneminde uygulamadan uzak bir eğitim programının yürütülüyor olması. Eğitim süreçleri içerisinde gerçek pazarda yürüyen ve olup biten uygulamadan çok farklı sadece teorik bilgilerle gençler yetiştirilmiş oluyor. Gerçek iş hayatına atıldıklarında ise zorlanıyorlar ve gerçek iş hayatına atılıp bunu adapte etmeleri çok uzun zaman alıyor. Biz bir nevi yeni bir üniversite gibi bu gençlere eğitim vermek durumunda kalıyoruz. Bunun çözümü olarak da üniversite aşamasında da daha fazla sektör ile, üretici ve uygulayıcı şirketler ile, proje üreticisi firmalar ile işbirliği yapmaları gerekir diye düşünüyorum. Üniversitelere bu konuda büyük görev düşüyor. Öğrencilere vermek istediğiniz bir mesaj var mı bu konuda? Şu alanda kendinizi geliştirmelisiniz veya EAE elektrik firmasının şu gibi mentorlukları var veya uzun dönem stajları şu şekilde katılabilirsiniz gibi bir mesaj vermek ister misiniz buradan Erdoğan Bey? Elbette vermek isteriz. Sadece biraz önce bahsettiğim sorunların çözümleri üniversitelerden ve kurumlardan beklenmemeli. Biraz öğrencilerin de bu konuda gayret göstermesi gerekiyor. Her şeyden önce öğrenciler farkındalık içerisinde olmalılar. Sürekli araştırma içerisinde ne olup bittiğini, firmaların hangi yönde geliştiklerini, sektörün hangi yönde ivme kazandığını araştırmaları gerekiyor. Öğrenciler bize ulaştıklarında biz hem staj olanakları hem de kurum içi eğitimler konusunda sürekli kendilerine katkı sağlıyoruz. Öğrenciler kendileri araştırmacı olduğu sürece, farkındalık içerisinde olduğu sürece biz de onlara destek olmaya hazırız. Öğrencilerin yapması gereken sektörün nereye doğru gittiği, sektörde nelerin olduğu, uygulama ile gerçek arasında, gerçek uygulama ile eğitim arasındaki farkın ne olduğunu görmeleri ve bu konuda kendilerini geliştirmeleridir. Teşekkür ediyorum. Son sorum, sektördeki yurt içi ve yurt dışı fuarları karşılaştırır mısınız? Farklar nelerdir arasındaki? Biraz önce kısaca AI'nin profilinden bahsederken söz ettim. AI satışların %70'ini yurt dışına gerçekleştiren bir firma. Yaklaşık 65 ülkede satış ağımız bulunuyor. Kısaca bundan da söz edeyim. AI grubunun yurt dışında İtalya'da ve Rusya'da kardeş şirketleri var. Rusya'daki şirketimizle birlikte ayrıca üretim de yapmaktayız. Moskova'da büyük bir ofisimiz yer alıyor. İtalya'da da yine bir kardeş şirketimiz ve ofisimiz yer alıyor. Bunun dışında Almanya, İngiltere, Suudi Arabistan, Dubai, Mısır, Hindistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Azerbaycan ülkelerinde bölge ofislerimiz bulunuyor. Bu ülkelerde sürekli fuarlara da katılıyoruz. Şunu söyleyebiliriz. İçinde bulunduğumuz fuar, elektrik sektörü ve otomasyon sektörü için önemli bir fuar. Bu fuarın eksik temaları da var. Fuarın uluslararası bir fuar olma boyutuna henüz ulaşmadığını söylemeliyiz. Fuarda görüyoruz ki yurt dışı ziyaretçi oranı çok çok düşük. Oysa Türkiye sadece bölgesel değil, küresel olarak bu tür fuar etkinliklerin merkezi olabilir. Maalesef düzenlenen bu fuar uluslararası boyuta ulaşmış değil. Biz yurt dışında başlıca Almanya'daki fuarları, Hannover ve Frankfurt fuarlarına, Moskova'daki fuarları, İtalya'daki fuarları, İngiltere'deki fuarları, ayrıca Orta Doğu bölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'daki fuarlara düzenli olarak katılmaktayız. O fuarlarda biraz önce bahsettiğim uluslararası ilişkilerin ve uluslararası ziyaret organizasyonlarının daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Erdoğan Bey, sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizi gerçekten bilgilendirdiniz. Değerli takipçilerimiz, röportajımız burada sona ermekte. Bir diğer firma...